Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öztaşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, asgari ücreti eleştirdi. Toruntay, komisyonda Hak İş ve DİSK konfederasyonları yok, dolayısıyla her dönem aynı şeyler oluyor, dedi. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öztaşıma İş Sendikası Genel Başkanı olarak hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Buna ait iş yerleri vardır. Onunla ayrıyeten yeni mücadelesi verilecektir. Bir yapısal değişiklik, yani ne olabilir veya ne zaman olur? Yani bu sözler, cümleler çok kuruluyordu. Yani bunu Gaziantep'te Öztaşıma İş Sendikamızın ilk iş yeri olan Gazi Ulaş şirketinde çalışan işçi arkadaşlarımızın, üyelerimizin toplu iş sözleşmesiyle alakalı Gaziantep'e gelmiş bulunuyoruz. Dün Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Bey ile birlikte Gazi Ulaş Genel Müdürümüzü ve hem otobüs hem de raylı sistemlerde çalışan şoför ve vatman arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Toplu iş sözleşmemizin dün itibariyle başladı. Toplu iş sözleşmemizin içeriğindeki taslaktaki var olan talep maddelerimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Dün ilk oturumumuzu yaptık. 60 günlük süremiz var. Bu 60 günlük süre içerisinde inşallah çalışanlarımıza, Gazi Belimize, Gaziantep'imize hayırlı olacak sonuçlar çıkar. Buraya gelmişken de siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte olalım istedik. 10 Ocak yaklaşıyor. Çalışan gazeteciler gününüzün de şimdiden kutlu olmasını diliyorum. Sizler de bu işin içerisinden gelen emekçi kardeşlerimizsiniz. Bizim Anadolu Ajansı'nda medya iş sendikamız örgütlüydü. 2 gün önce orada da toplu iş sözleşmesi yapıldı. 4 yılda geldiğimiz nokta belli. Bundan sonraki süreçte inşallah daha da hem Antep'ten de başka şehirlerdeki çalışanlarımızı, sendikamızı ve konfederasyonumuza üye yapma, üye katma derdindeyiz. İnşallah öyle olur. Ülkemizin gündemi yoğun. Özellikle son 7-8 aydır yaşananlar malum ortada. Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Gündem çok farklı değişiyor. Özellikle Gaziantep çok hassas bir yer. Bu sınırımızın hemen öbür tarafındaki yürüyen operasyonlarda Antep'in önemi farklı. Burası önemli bir şehrimiz. Geçmişte de bu şehirde mütelerin acılarında yaşayan şehrimizde. Rabbim bir daha göstermesin. İnşallah bir an önce de bu var olan sıkıntılardan kurtuluruz. Yaklaşık bundan 2 ay önce Kayseri'de yine böyle sizin gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımızla böyle bir toplantıda konuşurken ben ifade etmiştim. Çok da beklenildiği gibi bir artış olmayacağını ifade etmiştim. Gerek nedenini sormuşlardı. Nedeni asgari ücret tespit komisyonunun yapısıyla alakalı olduğunu ifade etmiştim. Bir tek Türk İş Konfederasyonu var orada. Akış ve DİS konfederasyonları yok. Dolayısıyla her dönem aynı şeyler oluyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, imza atmıyoruz diyorlar. Tamam, atsanız da atmasanız da zaten açıklanmış oluyor. Bütün toplantıların başından sonuna kadar orada yer alıyorsunuz. Daha sonra da biz buna imza atmıyoruz deyip kenara çekiliyorsunuz. Çalışanlara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü açıklanan değer asgari ücretin çalışanlarımızın hak etmediğine inanıyorum. İnşallah birliğimizi, çalışanlarımızın bütün hareket etmesi noktasında ileriye dönerek bu yapının değişmesini arzu ederiz. Buna ait işler